Hacı İlbey tarafından getirildi. Evet. Biliyoruz değil mi? Evet. Ama şebeke suyu kimin zamanında ve kaç yılında geldi acaba? Şeyin şebeke suyu. Hatırlıyor musunuz? Hamit Pamir. Hamit Pamir. Geldi buraya. Ben belediye başkanıyım. Şu arada muhabbetimiz geçti. Ben belediyede misafir ettim. Kimdir bu Hamit Pamir? Bir profesör. Profesör. Yani su. Evet. Bu işçilerin şey. Evet. Su bulmak üzere geldik dedi. Burada taşlık olduğu için dağılık. Nasıl olsa bulacağız diye. En çok bulur, şey bulur, fazla bulunur su dedik. Ve teşebbüs ettiğimiz yerlerde de muvaffak olduk. Fakat susuz. Şeyleri kestik, dağları kestik. Su menbaaları olan yeri tahmin ediyoruz. Biz tahmin ediyoruz. Yıl yani. Söyleyelim Ahmet amca. Yıl 46. 1946. Evet. Maalesef bu oldu. Halbuki bizde de Atatürk'ün sarayı yapıldı dedi şeyde. Yaz sarayı. İstanbul'da Florya'da. Oraya su getirmek icap etti. Sonunda süre denizin kenarında burada su vardı. Ve o suyu da dedi saraya verdi. Abi herkes hayret etti dedi. Ya hocam ne iş sömürde denizin kenarında ne işin var? Su bulunur mu? Hiç kimsenin aklınamadı o şeyde. Ben bulduk orada suyu. Burada bulamadık. Sonra ne zaman bulundu? Yani şehir şebeke suyu. Sonra dedi ki biz bunu başka türlü yapacağız o zaman. Kuyular açacağız, açtıracağız aşağıda. O elde ettiğimiz suları yukarıya taşıyıp suları depolara basacağız. Ve öyle yapıldı. Ziraat bahçesi vardı aşağıda. Şimdiki cennet bahçesi olan yerde. Evet, evet. Orada. Antik'te birkaç yerde daha açıldı. Ve orada tasip etmek suretiyle Keşan'ı su getirildi. Ama iç şebekeler ne zaman, yani evlere su ne zaman geldi? Çeşmelere geldi. Ondan sonra herkes evine aldı. Yani 46-48 yıllarında 48, evlere çeşme alınmaya başladı. Peki ara, elektrik ne zaman geldi Keşan? İlk elektriği, yani anahtara bastığınızda aydınlandınız. Ne zaman oldu? Tarihini tespit edemeyiz yani. Zaman kimin zamanıydı? Ne zaman olabilir? Saati yürürken. Zamanı. Elektrik santrali kuruldu. Şimdi işte şeydi. Nereye kuruldu o? Şimdiki şeye. İtfaiyenin olduğu yer. İtfaiyenin olduğu yer. Orası elektrik santrali. Evet, orası istimlak edildi. Evet. Ve elektrik santrali oraya kuruldu. Dizel motorlar var, dizel, değil mi? Neydi, buharlı mı? Buharlı motor. Ha, buharlı mı? İşte böyle akşamları saat 11'e kadar falan ışık veriyor. Ondan sonra kesiliyor tabii. Kesilir. O zaman kaç hane oluyor aşağı yukarı? Keşan. Haneyi bilmiyorum ama 10.000'i geçmiş. 10.000'i geçmiş. Geçmişti. Yani zaten 10.000'i geçen yerlerin belediyelerine kredi açıyordu illerden. Yani elektrik kurması amacıyla. Evet. Evet. Ahmet amca biraz da Keşan'ın eski mesire yerlerinden dallıklarından bahsedelim. Yani dallığından bahsedelim bir de mesire yerleri. Mesela ben
Cevizli Dere'yi hatırladım. Oraya babam da balık tutmaya giderdi. Evet. Şimdi maalesef bütün çevre gibi orasını da kirlettik, bitti. Neler vardı yani, nerelere giderdiniz, ne yapardınız? Herhalde bir Keşanlar şu an... İzzetiye köyüne giderdi. İzzetiye'de Dallah'a mı giderdi? Evet, Dallah'a giderdi. Onun bir ormanlık bir kısmı vardı. Orada yapardı. Sonra burada İpsala yolunda bir koru vardı. Zati Bey'in korusu dedikleri sonra, ya. Sonra. Kolu Kısa'nın korusu mu? Kolu Kısa'nın korusu. Ha. O kurda yapıldı. Sonra Zati Bey'in çiftliğinin korusunda yapıldı. E şimdi Dallık öyle de yani neler yapılırdı? Yani Dallık önemli bir gün. Yani ne hazırlıklar, ne yapardınız? Koyun keserler, bir bayram arasıdır. Yani şimdikiden pek farkı yok mu? Yani şimdi de işte etini metini alan... Onlar o zaman daha samimiydi. Evet. Samimiydi. Şimdikiler keyif için bazen geliyor, bazen gelmiyorlar. Zaten toplanamıyorlar şimdi. Şimdi bir söz hatırlıyorum ben. Bekarlara şöyle derler. Bu dallığı da kaçırdın bir dahaki dallığa. Bu dallıkların böyle sosyal bir işlevi var vardı, mıydı? Vardı, yani vardı. Kızlar küçük yerlerde kızlar beğenilir. Dallıkta. Dallıkta. Görülür. Evet. Ondan sonra dallıktan sonra piyasada açılır. Sık sık işte kızlar istenmeye başlar. Evet. Böyle bir sosyal işlevi var. Sosyal işlevi var. Var bunun da. Bekarlar şimdi mesire yerlerinde ben dedim Cevizli Dere var. Oraya mesela günübirlik hafta içerisinde gidilebilen yerler. Başka nerelere giderdi? Ziraat Bahçesi var galiba. Ziraat şimdiki Bahçesi. Cennet, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nin evet. olduğu yer. Ziraat Bahçesi'ydi. Başka? Ziraat'ta. Başka var da gittiğiniz yerler herhalde. Kuru Dağ vardı. Rüstem Baba Tekkesi vardı. Neresi? Mecidiyede. Rüstem Baba Tekkesi'ne gidilmiş. Başka? Kayalı Dere'ye gidiyor. Kayalı Dere. Ya ilk işte Uydurellezler oradaydı. Kayalı Dere'de. Ha ilk Uydurellezler orada oluyor. Evet, Kayalı Dere'deydi. Evet, çocuktum ben de orada suya düştüm. Kayalı Dere'de. Kayalı Dere. Peki hele bu Kalebayır'ın sol tarafındaki yer var. Orada da bir mesire yeri. Ne adı? Ne? Sarıkız. Sarıkız. Evet, Sarıkız'dan da biraz bahseder misin? Sarıkız Rumların yeriydi. Rumlar oraya giderdi. Sonra daha çok Rumlar mı katılırdı? Tabii Rum zaman Rumlar gidinceye kadar Rumlar giderdi. Hiç Türkler oraya gitmezler. Rumlardan alışmış Türkler görmüşler. Rumlar buradan ayrıldıktan sonra Türkler gitmeye başladılar. Orada menbaalar vardı, sular vardı. Şimdi yok galiba. Bir galiba, yerde kalmış galiba. Bir yerde. Oradan bir fotoğraf var elimizde. Evet. Tek bir fotoğraf var. Evet. Pekala Hıdrellez eskiden nasıl kutlanırdı? Yani dallığın dışında bir olay biliyorsunuz. Efendim, bu sabahleyin kalkarlar hanımlar şarkılar söyleyerek bilmemeleri yapar. O çok güzel eskiden ama şunları biraz anlatın. Bilemem. Yani anneniz nasıl olur, siz ne yaptınız mesela Hıdrellez önemli hazırlıklar yapılırmış. Tabii. Ya, önemsenen bir olay. Bayram gibi ya, bayram gibi hazırlık yapılır. Hıdrellez günü yakınlaşsa mı elbiseler dikilir, ya şeyler yapılır, ya yemekler yapılır. İşte koyun kesecekse kuşkun. Kuzu kesecekse kuzu keser, keçi kesecekse keçi, dana kesecekse dana keser, bir bayram arası. Onlar da dallık mevkilerine mi toplanılırdı Hıdrellez? Evet, Hıdrellez. Evet. Hıdrellez ile dallık aynı zamanda mı yapılırdı? Aynı zamanda. Evet. Yani ben Hıdrellez diyorum ama. Dallık, sonra Hıdrellez ise dallık demeye başladılar. Evet, dallık demeye başladılar değil mi? O evet. çok özel bir arası. Evet. Bir de, hala o gelenek devam ediyor. Hasırların yakılması olayı var galiba. Hani ateşten artlama. Alevi'yi ne diyelim işte. Ne var Alevi?
şekilde. O adet var ama değil mi? O zaman Keşanlar'da... Keşan'da olmadı o ama. Edirne'de vardı, gördüm. Evet. Edirne'de vardı. Belki de hala devam eder. Bir mahalle vardır. O mahallede hasırlar gelir, yakılır. Vali de gelir, herkes toplanır. Ateş hasırların üzerinden atlanır. Evet, o kakao bayramıyla ilgili mi? O evet, dönem evet, ona mı geliyor evet, Edirne'de bilemiyorum şimdi. Evet, evet. Yanlış da bilgilendirmeyelim. Yani o Mart'ta. Mart. Hıdrellez'e denk geliyor işte. Yani ama Hıdrellez'in evvelleri, onun bir ismi var. Evet. Bütün kahvelere kırmızı dipli mumlar asılır. Davetlidir herkes. Edirne'de. O Kırpınarlara değil mi? Hayır. Abi. O bunun içinde kırmızı mı? Ben Kırpınar'da biliyorum. Kırpınar'da vardır ama şeyde, asıl onun içinde. Bu tören içinde. O tören içinde. Evet. Peki Ahmet amca, birkaç sorum daha kaldı kafamda. Bu kadar konuştuk, siz eski Keşan Belediye Başkanısınız. Evet. O siyaset hayatına nasıl girdiniz? Orasını biraz atladık gibi geldi bana. Şimdi efendim, şöyle kısaca onu da bir... İkinci dünya halinde evet, her şey vesikliğe bağlı. Basma, elbiseli kumaş, gaz, tuz, her şey vesikayla verilir. Nüfus memuru, nüfus kağıdına damlayı basar, ekmek verir. Gaz verirlerdi o zaman. Bilhassa gaz çok mühimdi. Şimdi bizim bir eski otomobil, ilk otomobil var, ona bir, evet. Ali galiba. Ali, onu bir şey yapacağım size de, orada enteresan bir olay oluyor galiba. Evet. Şu öbürü hocam. Şimdi. Şu. Evet. Bu benim bildiğim Purço Rıza'nın arabası. Purço Rıza, Ali Galip'in şoförü. He. Ali Galip kendisi şoför. He. Kendisi şoför. Bu arabayı kullanıyor. Purço Rıza'yı da o yetiştirdi. Sonra Purço Rıza aldı bu arabayı. Ali Galip öldükten sonra. Öldükten sonra. Öldükten esas sonra. Sahibi Ali Galip. Ali Galip. Benim bildiğim Keşan'da ilk araba mıdır bu? İlk araba. Şimdi o zamanlar benzin kıtlığı var. Şimdi sizin biraz evvel dediğiniz şeye geleceğiz. Benzin kıtlığı çok sonra. Ama arabayı aldı, kullandı, bilmem ne yaptı da o benzin kıtlığına geldi. Ha. Şimdi benzin kıtlığı var. Evet. Ali Galip benzin istiyor. Evet. Ha, o olaya bir gelelim. O da bir vesikayla belirliyor. Evet. Vesika da belediye başkanından alıyor. Evet. Ali Galip tuhaf bir şey, muzip bir adamdı. Zatiye Rüken'in de akrabasıydı. Hoş bir adamdı. Çok tatlı konuşurdu. Fakat fazla da içerdi. Benzin tabii olmadığı için bir yere gidemiyor. Para kazanamıyor. Birkaç araba vardı o sıralarda. Şoförlere diyor ki ya ben şimdi gidip dedim diyor. Alacağım benzin, göreceksiniz falan. Nasıl alacaksınız? Gidiyor, bir eşarp buluyor. Ağırlık sürüyor. Ağırlık sürer. Dudaklarını şey yaparken. Yani kadın kılığına giriyor. Kadın kılığına giriyor. Belediyeye gidiyor. Bir efendi işte zaten istiyor, şeysin istiyor, davet ediyor, benzin istiyor. Kadın diyor, kadın benzin ne arayacak? Ali Galip, valla Galip misin? Başka artık ya, ver bir de diyor ki bu rezil et diyor diye gitsin. Evet. Böylelikle Ali Galip benzin alıyor. Bu enteresan ya. Evet, o zamanlar kıtlık var. Zati Bey Belediye Başkanı. Evet. Devam edelim. Ama şey de öyle zaten. Zaman da böyle. Ülke de öyle. Bir şey yok. Evet. Yani bu kıtlığın nedeni sadece Zati Bey yok değil. Yani ülke kıtlık içerisinde. Evet. Belediye. Yıl 1946, 45-46'ları mı yaşıyor? Yok.
evvel. Evet. Peki o zaman kıtlık nedeniyle siz aday oluyorsunuz ama yani. Kıtlık değil, kıtlık geçti işte. Ha. Sizin başkanlığınıza gelmek istiyorum ben. Ben başkan olduğum zaman meşikleri kaldırdım zaten. Ha. Yani oraya gelin. Nasıl oldu? Nasıl aday oldunuz? Niye aday oldunuz? Onları açalım biraz. Efendim, bu şeyler veriliyor. Vesikalar veriliyor. Tabii kimisine veriliyor, kimisine verilmiyor. Oradaki memurlar da bazı kimseleri koruyor. Haksızlıklar oluyor. Umumi bir şey var, şikayet var. Basma alacak, bilmem elbise alacak, şu alacak, bu alacak, hepsi vesikayla. Bazen verilemiyor. Biz de çok yakınımız Zati Bey abimiz. Dedim Zati Bey abi, ya şu şey yap dedim, ya hakkıyla yapın yani. Serbest bırakın artık. Yani, dedi olur mu ya? Oradan birbirlerine yerler o zaman. Bir de bize de iş kalmaz dedi. Taksim'e de verirler bir tane. Ama dedim ya, tabii millet birbirini, şimdi yiyor millet birbirini. Bir taraftan şikayet ediyor, bir taraftan yokluk çekiyor. Öyle çeksin dedim. Olmaz dedim, yapmak lazım. Seni dedim, artık verildi yeri işi yapmazsa. Hiçbir yapma için dedi oturalım sen. Sen de bir 1000 lira koy, ben 10 bin lira koyayım. Yok abi, bende para yok, koyayım. Ama seçim var, seçim var, belli olur. Ama belediye reisi olamazsın sen, nefret ediyorum milletlerden de. Olmaz. O surette bir gençler listesi yaptım. Zati Bey'de kendi listesini yapmış. Gençler listesi ekseriyeti teşkil etti. Ekseriyeti. O zaman belediye reisi meclis seçiyor. Evet. Meclis seçiyor. Ekseriyet bizim listene. Ekseriyet. Biz galiba 11'e 9 olmuş. Galiba öyle bir rakam var. 11 kişi olduğumuza göre bizim listeden. Ahayt olsun. İşte Mustafa Yürük olsun. Bilmem Mithat olsun. Şu olsun, bu olsun. 200 kişi saydık. Yürük de istemedi. Mithat istiyor ama üyeler istemiyor Mithat. Üyeler rey vermiyorlar. Hele Hüseyin Saroz var da. Hüseyin abi. Ben de sen olursan veririm, sen olmazsan vermem. Deyince yürüp dönümüne bağırdı. Bizden reis gidiyor. Yine Zati Bey'in listesine gidiyor. Son anda ben peki olamam dedim. Belediye reisi o suretle oldu. Zannediyorum 2 yıl sürdü. 2 yıl sürdü. Çünkü yatıştırdım ortalığı. Yani artık Zati Bey'i tutan kimseler de başka birine verecekler. Evet. Ayarladık işi. Arkadaş çıkardık Mithat. Üzerinde mutabık kalındı. Mithat'a veresin dedi. Galiba. Ondan sonra Mithat belediye başkanlığı. Evet, belediye başkanı. Oldu. Sizin ayrılmanızın nedeni stajyerlik miydi? Stajyer. Staj yapmak için. Demek ki siz belediye başkanı olduğunuz zaman avukatlık stajınız bitmemişti. Yoktur. Evet. Peki Ahmet amca, her şey için çok teşekkür ederim. Unuttuğumuz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok önemsediğimiz, ben bilemeyebilirim, sormamış olabilirim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şunu da söyleyelim diyeceğiniz bir şey var mı? Hatırlamıyorsunuz.
Pekala. Bir şey söyleyeyim. Buyurun. Evet. Ahmet Hikmet dedi. Evet. Açık söz. Evet. İpsalalı. İpsalalı biliyorum. Yunan zamanında işte bozguna uğrattıktan sonra Edirne'de hadiseleri arz ettim mi? Evet. Ben soruyorum. Evet. İki namzet var. Keşan'da. Keşan'da İpsala'dan. Ahmet Hikmet'e açık göz, açık söz. Aday, aday ve Mustafa Bey, Zatı Bey'in babası, aday. Evet. Fakat Zatı Bey'in babasını damatlar istemiyor. Aziz Efendi, Aziz Akın, Muniz Savaşlar vesaire, gençler. Evet. Yunan zamanı çünkü. Evet. Yunan zamanı. Onlar milletvekili değil de şeye gidiyorlar galiba, Trakya Paşaeli Cemiyeti'nin toplantısına delege olarak gidecekler. Hayır, hayır. Mebus. Mebus mu olmuş? Efendim, bunu şey kazanıyor. Açık söz. Açık söz kazanıyor. Musa Bey kaybediyor. Evet. Bunu soruyor, anların belediye reisi yapıyorlar. Musa Bey. Evet. Açık söz. Şimdi Yunanlılar onu belediye başkanı yapıyor diyorsunuz. O zaman Yunan işgali bitmiş. Evet. Buradaki Yunanlılar... Yok, yok, başlamadan evvel. Ha, başlamaz. Yani başlamadan. Cumhuriyet'ten önce. Cumhuriyet'ten önce. Yani milli mücadeleden önce. Milli mücadele, tabii. Veya o zamanlarda. Evet. Ha, biraz önce. Bir şey yaptı, kavram karıştırdı. Evet. Evet. O, Cumhuriyet'e var haber, yüzelliklerden sürgün. İnsan açık sözle yüzelliklerden sürgün oldu değil mi? Evet. Yurt dışına sürüldü. Romanya'ya gitti. Romanya'ya gitti. Orada gazete çıkardı. O yüzellilikler neydi Ahmet amca? O da tarihsel bir olaydı. Bulunsun. Efendim. Bir anlatalım. Yüzellilikler. Hilafetler. Hilafetler. Padişah tarafı. Padişah tarafı. Evet. O münasebetle zaten şey oldu. Onların içerisinde açık söz gibi mebuslar da var diyelim. Evet. Milletvekilleri bu ülkede yine. O bir 150 kişi 150 toplanıyor kişi bunlar. Sürüyorlar. Onlar o yüzden bunlara 150'likler deniyor. 150'likler. Daha sonra 1946'da falan galiba 46'da affediliyorlar. Gelinde. Türkiye'ye dönüyorlar. Yaşlı bir adam vardı. Başvekili olduğu zaman o yaptı. Evet. Bir ara başvekili oldu. 150'liklerden? Ya hayır. O zat. Hoca moca derlerdi işte. Ha. Celal Bayar mı? Değiliriz. Hoca Celal Bayar, hoca lakaplıdır. Hayır. O zat da. Hocaydı. Şey, Recep Köker'den evvel. Ben de anımsayamıyorum. Neyse. Başka Ahmet amca? İlave edeceğiz bir şey var mı? Ayağınıza, dilinize sağlık. Sağ. Bütün Keşan halkı adına teşekkür ederim. Umarım faydalanırlar. Tarihe elimizden İnşallah. Geldiğince ufak bir ışık tutmuşuzdur. İnşallah. Sayenizde Rica bunu ederim. Yapmaya çalıştık. Çok teşekkür ederim. Size uzun ömürler diliyorum. Teşekkür ederim. Sağlıklı. Sağlıklı. Uzun ömürler. İnşallah. Sağ olun. Evet, öpeyim hepinizi.